Nar-ı ışk ile yanıp kül olmayan nadana yuf. Ölmeden evvel ölüp dirilmeyen bi cana yuf. Kadrini uşşak-ı hakkın bilmeyip tan eyleyen, bet kelamu, bet lika vü bet nefes hayvana yuf. Anadolu'da Yunus Emre'den sonra şiirleri en fazla terennüm edilen mutasavvıf şair Kuddusi, Maraş'tan göçmüş Hacı İbrahim Efendi'nin çocuğu olarak 1769'da Niğde'nin Bor kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmet olan şair, Kuddusi mahlasını kullanır. Maraş bölgesinde ise Maraşizade olarak bilinir. Menkıbe'ye göre bu isim ona Allah tarafından verilmiştir. Anasının rahmindeyken annesi Allah'ın Kuddus ismini zikrettiği için ismi mahlası Kuddusi olmuştur. Kuddusi tahsiline Nakşibendi tarikatına mensup, alim ve fazıl bir insan olan babasının yanında başlamış, daha sonra Kayseri'de devam etmiştir. Henüz 18 yaşındayken babasını kaybeden şair, büyük bir üzüntüye düşmüş, bunun üzerine Turhal'da ikamet eden bir şeyhe gitmiş ve ondan terbiye almıştır. Şeyhi İstanbul'a gidince, Kuddusi Erzincan'a geçmiş, oradan Şam'a ve sonra da Mekke ve Medine'ye gitmiştir. Bir müddet Medine'de ikamet eden şair, Hicaz'dayken Hira Mağarası ve Uhud Dağı'nda, Uhud şehitlerinin metfun bulunduğu bölgedeki mağaralarda uzlet hayatı yaşamış ve böylece ruh terbiyesini tamama erdirmeye çalışmıştır. Bir nevi çile hayatı süren aşık, bu zorlukları sabırla aşmıştır. Bu hayatın sonunda manevi bir emir ve işaretle Kuddusi Anadolu'ya geçmiş, İstanbul, Şumlu, Bor ve Kayseri gibi beldelerde birçok kez evlenmiş ve çok sayıda çocuğu olmuştur. Bu evliliklerden dolayı halk onu ayıplamış, o bunu kamil insan olmanın seyrinde karşılaşacağı bir hal olarak kabul etmiştir. Veli olmaz kişi taşlanmayınca, siva endişesi boşlanmayınca, kemale iremez salik diriga, bu aşkın oduna haşlanmayınca. Daha sonra bir kez daha hacca giden Kuddusi, dönüşünde Bor'daki zaviyesinde vaktini müritlerine vaaz ve nasihat ederek geçirmeye başlar. Sufiyane, dervişane ve aşıkane şiirleriyle çevresi üzerinde etkili olur. Kendi ifadesine göre, züht ve takvaya büyük önem verilen Nakşibendiye tarikatında, süluk ve zikrin müritlerine fazla faydalı olmadığını görerek Kadiriyye'ye intisap etmiş ve müritlerini bu tarikatın esaslarına göre terbiye etmeye yöneltmiştir. Kuddusi'nin manevi şahsiyetinin önemli bir özelliği de onun hakkın rızasının olduğu bir konuda halkın kınamasına ve tepkisine aldırış etmemesidir. O, sadakat ve vefadan yoksun, samimiyetsiz insanlara doğru bildiği şeyi söylemekten asla çekinmemiştir. Bu özellik onun melami meşrep bir veli olduğunun ifadesidir. Divanında aruz ve hece veznini maharetli bir şekilde kullanan Kuddusi, şiirlerinde halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır. Allah aşkıyla dolup taşan, kendini her an onun huzurunda hisseden büyük hak dostu ve halk aşığı Kuddusi, 1848 yılında Bor'da vefat etmiştir. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana.